Merhaba, bugün ne alacağız kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bir şey almayacağız. Bu videomuzda önceden almış olduğumuz arabalarımızın köprü, otoyol, HGS geçiş ücretlerini kontrol etmeyi, ceza yemeden ödemeyi göstereceğim. Öncelikle Google'a HGS geçiş ihlali sorgulama yazıyorum. Tıklıyoruz. webihlaltakip.kgm.gov.tr giriyoruz. Başka yerlere girmiyoruz çünkü bu konuda epey bir sahtekar siteler var. Bunlara dikkat ediyoruz. Buraya giriyoruz. Buraya plakamızı ve buraya bu metni yazıyoruz. Şurada çıkanı okudum anladıma basıp sorgula diyoruz. Açılan sayfada önce bir kırmızı uyarı var mı? Bakıyoruz her yerde. Kırmızı uyarı ne demek? Bazen burada, bu sarının altında diyor ki sistemsel hatadan dolayı sorgulanamamıştır dediğinde burada 0 TL çıkıyor. Burada 0 TL ödemek bizim borcumuz yok demek değil. Böyle uyarısız 0 olacak. Bakın uyarı yok burada. Hiçbir uyarı yok. Kırmızı hiçbir şey yok. Ve borç 0. Şimdi bakıyoruz ayın 10'unda Topağaç istasyonundan geçmişim 5 lira. Bu ne? Karayolları Genel Müdürlüğü'ne EGS borcu. Aşağı iniyorum. Avrasya Tüneli işletmesinden geçmemişim. Otoyoldan geçmemişim. Gebze İzmir Otoyolu'ndan. Nereden geçmişiz? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden. Kuzey Çevre Yolu'ndan geçmişiz. Bu geçişlerimiz de ne zaman geçmişim? 10'unda, 12'sinde, 14'ünde geçmişim. Cezasız son ödemelerimiz de 25, 28, 1. Burada da yine komplesine bakın. Burada ne diyor? Geçiş ücreti 2,5. Eğer 25'ini geçer 26'sı olursa bu yanlış hatırlamıyorsam 4 ya da 5'e katlanır. Yani 49 lira olacak 250 lira. Devam ediyorum. Avrupa Otoyolu Yatırım işletme AŞ'den geçmişim 12'sinde. Son ödeme 28. Bu da rakamı belli. KMO'dan geçmemişim. İKA'dan geçmemişim. ERG'den geçmemişim. Toplam, hepsinin toplam borcum 141,5. Yani özellere ayırmış. Özeller 146,5. Karayollarındaki 5 lira. Şimdi bunların ödemesini göstereceğim size. Öncelikle Yavuz Sultan Selim'den başlayalım. Yavuz Sultan Selim'in kurum sayfasına ödeye basınca direkt atmıyor otomatik. Diğerlerinde direkt atıyor. Buradan ihlalli geçiş sorgulamaya basacağım. İhlalli geçiş ya da toplama da basabilirim. İstiyorsanız ikisini de deneyelim. Evet, ihlalli geçişe bastım. 49 lira. Şurada görünen 49 lira. Burada da çıktı. İhlalli geçiş dediği durum. Borç detayı dediğimde ödeme yap ekranı çıkıyor. 49 lira. Ödeme yapa basıyorum. İkinci bir pencere açılıyor. Bu açılan pencerede 49 lira. Kart numarası, son kullanım tarihi ve kartın arkasındaki 3 haneye girip ödeme yap deyince banka sistemine aktarıyor. Telefonunuza SMS geliyor ya da bildirim geliyor, akıllı bildirim. Ondan sonra ödememiz gerçekleşiyor. Diğerler için de direkt kurum sayfasından ödeye basınca direkt ödeme ekranı açılmakta. Bu açılan ekrandan da bunları ödüyoruz. En son ödemelerimiz bittikten sonra size şeyin ödemesini de göstereyim. Karayollarının. Karayolların ödemesinde de ödemeye basıyoruz. Tıklayıp hangilerini ödeyeceksek ödemeye basıyoruz. Ve ödeme ekranından ödememizi gerçekleştireceğiz. Şimdi ben ödemeleri yapacağım. Ödemeleri yapmadan önce 151,5 lira ödememiz var. Ödemelerimizi yaptıktan sonra sayfayı yenileyip tekrar gir çık yapıp tekrar gireceğiz. Borcu sıfır göreceğiz. Evet. Diğerlerini ödedim. Sadece Yavuz Sultan Selim, Ica, YSS'de sorun yaşadım. Bunu da tekrar deneyeceğim şimdi. Sayfayı yenileyeceğim. Ondan sonra ödeyeceğim. Siz borç sıfır ekranında göstereceğim. Evet. Ica'da Yavuz Sultan Selim'de toplam borç ödemeden girdim. Plakamla. İlk 15 gün cezasız ödeme çıktı. Şimdi bunu buradan ödeyeceğim. Yine sistem hatasıyla karşılaştık. Burada bir sıkıntı var. Hata kuruluyor. Büyük ihtimal bunların sisteminde hata var. Az önce size söylediğim gibi. Tekrar deneyeceğim tabii ki. Sorun hala devam etmekte. Bunu başka bir zaman, başka bir gün deneyeceğim. Şimdi bunun ödenmemiş haliyle borç ekranımızı tekrar bir kontrol edelim. Tekrar plaka bilgimizle giriş yapıyorum.
Gördüğünüz gibi Karayolları Genel Müdürlüğü ödenmiş. Ica Yavuz Sultan Selim Köprüsü bekliyor. Bunu tekrar şimdi bir daha deneyeceğim. Ne vardı? Cameo ile Avrupa'mız vardı. Onlar ödenmiş. Şu an sadece 49 liramız kalmış borç olarak. Şimdi tekrar bunu bir daha deneyeceğim. Toplam borç sorgulamadan deniyorum. Toplam borç sorgulamada böyle görünüyor. Tıklıyorum. Ödeme yap diyorum. Yine aynı hatayla karşılaştık. Tekrar deniyorum. Evet. Ödeyemiyoruz. Sistemde hata var. Buna gün içinde, akşam ya da yarın da bakabilirim. Çünkü niye? 25'ine kadar vaktimiz var. Bugün ayın 18'i. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi HGS, köprü, otoyol, bütün geçişlerin hepsi burada. Tek tek. Karayolları Genel Müdürlüğü. Avrasya Tüneli, Otoyol Yatırım AŞ, Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Anadolu Otoyolu Yatırım İşletme, KMO, İKA, ERG ödemelerimiz için burayı kullanıyoruz. Buradan ödeyeceğiz. Mesela İKA'nın yeri yokmuş. İKA'yı da şöyle yapacağız. Hemen onu da basitçe göstereyim. Sağ tıklayıp Google üzerinden ara diyeceğiz. İKA'nın sayfası çıkacak. Kuzey Ege Otoyolu. Buradan ekran diyoruz ki ihlalli geçiş sorgulama ödeme. Ekranda gelip buradan plakamızla sorgulayıp ödeyebiliriz. Tabi diğer ödeme yolları da var. Bu videomuzun da sonuna geldik. Size borç sıfır gösteremedim sistem çalışmadığından. Şimdi tekrar bir daha deneyin siz varken. Toplam borç sorgulama diyorum. İlk 15 gün cezasızı tıkladım. Ödeme yap diyorum. Evet. Yine hatamız devam ediyor. Bunu gün içinde deneyeceğiz. Burayı haftalık kontrol ederseniz ceza yemezsiniz. Çünkü 15 gün süresi var. 10 güne bir kontrol etseniz de olur. Özellikle çok seyahat eden kişiler için bu videoyu hazırladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, gönderimi beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.